أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين Yüce Rabbim dünyamızı ve ahiretimizi mamur eylesin. Yüce Rabbim ölüm gelip çatmadan ölüm için iyi hazırlık yapan bahtiyar kullarından eylesin. Ölüm bizi imanımızın zirvede olduğu, ameli salihimizin dorukta olduğu, günahlarımızın da sıfırda olduğu bir anda yakalasın ve bu şerefle bizi Rabbim şereflendirsin. Kabre girerken cennet bahçesine girer gibi girenlerden eylesin. Kıymetli izleyenlerim, Mişkâtül Mesâbih isimli hadis-i şerif kitabımızın Kitâbul Cenâiz, cenazelerle ilgili son bölümüne geldik. Bugünkü dersimizde birinci hadis-i şerifimiz ve an Burayde radıyallahu anhu kal, Hazreti Burayde radıyallahu anh efendimiz şöyle der: Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yuallimuhum izâ haracû ilel mekâbir. Bu ümmetin en şerefli muallimi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz her şeyi öğretmiştir bu ümmete. Namazı öğretmiş, abdesti öğretmiş, küçük abdest, büyük abdest nasıl bozulur, nasıl temizlenir bunu öğretmiş. Dişleri temizlemeyi öğretmiş, anneye babaya saygıyı öğretmiş, her şeyi öğretmiş. Yani beşer içerisinde en güzel muallim oydu. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimizin talim ettiği, öğrettiği şeylerden birisi de kabre girdiğiniz zaman, kabristana gittiğiniz zaman ne yapmalısınız? Bir kabir ziyareti gerçekleştiriyorsunuz. Kabir ziyaretinde nelere dikkat etmelisiniz? Bunu da öğretmiştir aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kabirlere gittiğinizde, kabristana vardığınızda ne yapmalısınız? Esselamu aleykum ehleddiyari minel mu'minine vel muslimin ve inna inşaallahu bikum lelahiqun nes'elullaha lena ve lekumul afiye. Kütüb-ü Sitte'den İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize kabre vardığımızda o kabirdeki insanlara nasıl selam vereceğimizi öğretmiş. Ne buyurmuş? Esselamu aleykum ehleddiyari minel mu'minine vel müslimin. Mümin ve Müslümanlardan oluşan bu diyar ehli, kabristanda yatan insanlar, Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Ve inna inşaallahu bikum lelahiqun. İnşallah biz de yakında size katılacağız. Ölüler bize katılmayacak, biz ölülere katılacağız. Yani ölüler kıyamet günü diriltilecek. Kıyametten önce diriliş yoktur. Dolayısıyla o ölülerin gelip bizim aramıza katılması yok ama bizim öleceğimiz kesin. Cenazeleri kıldırırken, cenaze namazı kıldırırken cenazeden sonra, namazdan sonra tezkiye yapılır. Birkaç kelime söylenir. Bir defasında şöyle söylemek hatırıma geldi. Ey cemaat! Bu sanduka içerisinde yatmakta olan kardeşimiz şimdiye kadar sizin gibi safta başkasının cenazesi için namazda duran birisiydi.
Oysa biz şimdi içeride namaz kıldık, namaza katılmadı. Şimdi cenaze namazında da namaz kılan birisi değil, namazı kılınan birisidir. Yani siz de bugün saflarda namaz kılan, cenaze namazını kılan birisisiniz ama yakında cenazesi kılınan bu kardeşimiz gibi bir insan olacağımızı unutmayalım. Bu bir. İkincisi, bu taput diyor ki veya taputun içerisindeki diyor ki, ey beni buraya getiren dostlarım, kardeşlerim, bildiğiniz gibi ben şimdi taputun içerisindeyim. Ama dün ben bu taputta değildim. Kesin değildim. Şu anda ben bu taputtayım. Yarın da kesinlikle ben bu taputta değilim. Dün bu taputta değildim. Şu anda bu taputtayım. Yarın ben kesinlikle taputta değilim. Ama siz bugün taputta değilseniz yarın taputun içerisine girme ihtimaliniz vardır. Bu kadar yakın ölüm. Peki kabristana vardık. Kabir ziyareti yapıyoruz. Ne diyeceğiz? Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun diyoruz. Ehle diyari minel mu'minine vel müslimin. Müminlerden ve Müslümanlardan olan ey bu diyarın ehli, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyoruz. Ve inna inşaallahu biküm lahikun le lahikun. İnşallah biz de size lahik olacağız. Hani taput diyor ya, bugün burada sen değilsin, budur. Ama yarın sen olabilirsin. Eninde sonunda bir gün nasip olursa taputa girmek, biz de taputa girmiş olacağız. Taputu götürdükleri yere biz de gitmiş olacağız. Fakat işin garip tarafı, herkese taputta nasip olmayabiliyor. Mesela depremde enkaz altında kalmış, günlerce kalmış, paramparça olmuş. Ona taput olamıyor. Bir çuvalın içerisinde buldukları parçalarını koyup bir yere defnediyorlar. Yani herkese de kefen ve taput nasip olmayabiliyor. Nes'elullâhe lenâ ve lekumul âfiye. Bizim için, sizin için afiyet istiyoruz Allah'tan. Afiyet nedir? Canını sıkacak, moralini bozacak, kötü şeylerden, hoşlanmadığımız şeylerden bizim uzak kalmamız, korunmuş olmamız. Yani Cenab-ı Hak bizi de sizi de hoşlanmadığınız şeylerden korusun ve muhafaza etsin diye aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle selam vermeyi sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmeine öğretirlerdi. Bundan dolayıdır ki kıymetli izleyenlerim, kardeşlerim, kabir ziyaretlerinde Kur'an okumak, biraz sonra da ifade edeceğim, güzeldir. Ama bu selam vermek sünnet olarak daha fazla muttefakun aleyh olan bir sünnettir. Yani bütün alimler bu konuda ittifak etmişlerdir ki kabire girildiği zaman selam verilir. Kabire girdiğimiz zaman Esselamu Aleyküm diye selam vermemiz aynı zamanda kabirdeki insanların bizi duyduğunu ifade ediyor. Çünkü biz onlara hitap ediyoruz. Duymuyorlarsa niye hitap edelim ki? Esselamu Aleyküm, Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun diyoruz. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim. An İbn Abbas radıyallahu anhuma, İbn Abbas radıyallahu anhuma der ki: Merra'n Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem bi kuburin bil Medine. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'de bir takım kabirlere uğradı. Yani kabirlerin yanından geçti, özel ziyaret etti. فَاَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ. Mübarek yüzüyle beraber o kabirdeki insanlara yöneldi. Demek ki bir insan kabire girdiği zaman, selam vereceği zaman ne yapmalı? Yüzü cenazenin yüzüne, kabirdekinin yüzüne gelecek şekilde, sanki kendisini görüyor
Esselamu aleyküm diyecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mübarek yüzünü onların yüzüne doğru çevirirdi. Esselamu aleyküm. Fekbel aleyhim bi vecihihi. Mübarek yüzünü çevirir. Fekal şöyle dermiş. Esselamu aleyküm ya ehlel kubur. Yagfirullahu lena ve lekum. Entüm selefuna ve nahnu bil eser ev bil ithr. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun ey kabirde yatanlar. Yagfirullahu lena ve lekum. Allahu Teala bizi de bağışlasın, sizi de bağışlasın. Sizi de bizi de mağfurin zümresine ilhak eylesin. Yani bağışlanılmışların grubuna, cemaatine, arasına sizi de bizi de katıversin. Entüm selefune. Siz bizim selefimizsiniz. Yani bizden önce geldiniz, göçtünüz ahirete. Ve nahnu bil eser veya ve nahnu bil itir. Biz de arkadan geleceğiz. Onlar gitti. Nöbeti biz bekliyoruz. Durak, otobüs 10 tane, 20 tane, yolun uzunluğuna göre 30 tane duraktan geçer. Her durakta durduğunda o durakta inmesi gerekenler iniyor. En son durakta da otobüste kimse kalmıyor. Dolayısıyla her gün, her saat, her dakika bu duraktan birileri iniyor. Ama öyle bir gün gelecek ki burası son duraktır denecek, o zaman herkes inmiş olacak, kıyamet kopmuş olacak. Bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyorum. Ve an Aişe radıyallahu anha kâlet. Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anha buyururlar ki kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küllemâ kâne leyletuha Hazreti Aişe annemize ayırdığı gece, nöbet onda olduğu gece min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nöbeti onda kalması gereken gecede yahrucu min ahiril leyli ilel bakiye. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gecenin son kısmında bakiye, cennetül bakiye doğru çıkarmış. Cennetül bakiye gidenler bilir zaten aleyhissalatü vesselam Efendimizin kabri şerifinden, yani daha önce evinin olduğu yerden çok yakın, hemen sol tarafta kıbleye doğru durduğumuz zaman sol taraftaki o büyük kabristana Cennetül Bakı'ya deniyor. Oradaki mevtaları ziyaret için gecenin son kısmında diyor Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anha Bakı denen kısma, o kabristana çıkardı. Feyekulu ve şöyle derdi. Esselamu aleykum dâre kavmin mu'minin ve etâkum mâ tu'adûn. غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيْعَ الْغَرْقَةِ. Anlıyoruz ki bu selam kalıpları çok standart bir tane değildir. Böyle birbirine yakın manada farklı lafızlar olabiliyor. Burada nasıl selam verdiğini Hazreti Aişe annemiz bize naklediyor. Esselamu aleyküm dâre kavmin mu'minin. Ey müminler, mümin kavmin yurdu olan, yurdunda olan mevtalar. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Ve etâküm mâ tu'adûn. Vaad edildiğiniz, vaad edilmekte olduğunuz şey artık size gelmiştir. Gaden mu'eccelûn. Yani size yarın vaad edilen gelmiştir, kesinlikle size ulaşacaktır. Müeccelûne, müeccelûne yani siz tecil edilmiş oluyorsunuz. Entüm muahharûne ve mumahhelûne ilâ gadin. Yani yarına sizin mükafat, yani dünyada yapmış olduğunuz ameller elbette mücmel olarak siz kabirde bunu gördünüz. Kabir azabı veya cennet bahçesi mücmel olarak gördünüz. Ama yarın, tehir edilmiş olan yarına, kıyamet gününde tamamen tafsilatlı bir şekilde size efendim yaptığınız ameller bildirilecek,
karşılığı da sunulmuş olacak diyor o kabirdeki insanları ziyaret ettiğinde onlara. وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ İnşallah biz de size katılacağız. اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدْ Bekî'ul gârkat ehline mağfiret eylem. Gârkat bir ağaçtır. Dolayısıyla o ağacın bulunduğu yere de Bekî'ul gârkat denir. Şimdi Cennetül Bakî' diyoruz. Orada bu ağaç türünden olduğundan dolayı Bekî'ul gârkat deniyordu. Şimdi efendim Cennetül Bakî' deniyor. Bu hadis-i şeriften de kabristana verilen bir selam türünü görmüş olduk. Ve oradaki insanlara bağışlanmaları için dua yaptığını veya ziyaret edenin dua yapmasının uygun olacağını öğrenmiş olduk kıymetli kardeşler. وَعَنْهَا قَالَتْ Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha der ki كَيْفَ اَقُولُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ تَعْنِي فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'a kabir ziyareti yaptığımda ne okumam lazım, ne nasıl söylemem lazım diye soruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e. قَالَ aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ona talim ediyor. قُولِي السَّلَامُ عَلَى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ السَّلَامُ عَلَى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ Mümin ve Müslümanların diyarında bulunan insanlar, ey bu mümin olan, Müslüman olan ehali, Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Ve yerhamullahul müstakdimine minna vel müsteahirin. Allahu Teala bizden sizin gibi önceden gitmiş olanlara, bizim gibi arkada sırada bekleyenlere rahmetiyle muamele eylesin. Ve yani ölülerimize, dirilerimize Allah rahmetiyle muamele eylesin. Ve inna inşaallahu bikum lelahiqun. İnşallah biz de size lahik olacağız, biz de size katılacağız. Sizin vardığınız yere biz de varmış olacağız. İmam Suyuti şöyle bir nakil yapar. Der ki Kale Ebu Rezzin Ya Resulallah, bu sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorar, der ki inne tariki alel mevta. Yani benim eve giderken yolum kabristandan geçiyor. فَهَلْ مِنْ كَلَامٍ اَتَكَلَّمُ بِهِ اِذَا مَرَرْتُ عَلَيْهِمْ Oradan geçerken söylemem gereken bir şey var mı? قَالْ aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu sahabiye der ki قُلْ اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُورِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبِعٌ وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ Bu selam vereceksin diyor. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Ey kabirdeki Müslümanlar ve müminler, siz bizim selefimizsiniz. Bizden önce geldiniz ve intikali dar-ı beka yaptınız. Ve nahnu lekum tebi'un. Biz de sizin peşinizden geleceğiz. Biz de yolcuyuz. Ve inna inşallahü biküm lahikun. İnşallah biz de size lahik olacağız. Bunu söyle deyince Ebu Rezin der ki yesma'un. Ya Resulallah, onlar benim sesimi duyarlar mı ki? قَالَ يَسْمَعُونَ Evet, duyarlar. وَلَاكِنْ لَا يَسْتَطِيعُونَ اَنْ يُج۪يبُوا Yani sizin onlara selam verdiğiniz gibi onlar da size cevap vermeye kalkıp da وَاَلَيْكُمْ selam diyemez ama onlar sizin sesinizi duyarlar. قَالَ يَا أَبَا رَز۪ينَ اَلَا تَرْضَى اَنْ يَرُدَّ عَلَيْكَ بِعَدَدِهِمْ مِنَ الْمَلَاكَةِ Yani onlar sana ve aleyküm selam diyemezler ama canını sıkma. Şuna razı değil misin? Orada kaç tane cenaze var? O kabristanda kaç kişi var? Sen selam verdin onlara. Onlar sana selam veremediler. Fakat onların yerine melekler bu selamı alır. Ve aleyküm selam demesine razı değil misin? Yani sana bu selamı melekler vermiş olacak. Bir başka ifadeyle verdiğin selamı ölüler aynen bizim insanlar gibi kalkıp ve aleyküm selam diyemeyeceğine göre, alamayacağına göre bu selamı sen onlar adına melekler almış olurlar. Şimdi burada la yestati'une en yucibu, onlar size cevap vermeye muktedir değillerdir sözünü cevaben yesma'ul hayyu, yani sizin duyacağınız bir cevabı veremezler demektir. Ve illa fehum yeruddûne haythu la nesma'u, yani ölüler bizim verdiğimiz selamı alırlar mı? Biz duymasak da alırlar diyor Aliül Kari Hazretleri, bunu bu şekilde açıklıyor. Bir sonraki hadis-i şerife geçiyorum. Ve an Muhammed İbni Nu'man
Muhammed İbni Nuban'dan rivayet edildiğine göre yerfa'ul hadithe ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini bizlere anlatıyor. Men zâre kabre ebeveyhi ev ahadihima fi kulli cum'a gufire lehu ve kütibe barran. Müjde ifade eden, bir görev yükleyen, aynı zamanda da güzel bir müjde ifade eden bir hadis-i şeriftir. Bir insan her cuma günü veya haftada bir annesinin babasının kabrini veya bir tanesinin kabrini ziyaret etmiş olsa ufire lehu. Onun annesine babasına karşı olan hayatlarındayken olan kusurları affedilir ve kütübe berran anasına babasına veya hangisini ziyaret ediyorsa ona itaatkar bir evlat olarak kaydedilir. Demek ki bir insanın annesinin babasının kabrini ziyaret etmesinin faydası o insan için çoktur. Hele haftada bir olursa bu daha güzel olur. Haftada bir gerçekleştiği zaman Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu ziyaret eden evladı bağışlıyor. Annesini babasını ziyaret eden insanı bağışlıyor. Ve anasına babasına itaatkar bir kul olarak amel defterine kaydediliyor. Yarın ahirette böyle bir muamele görecek anlamı ifade eder bu rivayet, bu nakil, kıymetli izleyenlerim. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود رضي الله عن Efendimiz'den rivayet edildiğine göre أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Efendimiz صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuşlardır. كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ Ben kabir ziyareti yasaktır demiştim size, yasaklamıştım. فَزُورُوهَا Artık kabirleri ziyaret edebilirsiniz, o yasağı kaldırdım. Peki neden kabir ziyaretine teşvik etmiş oldu? فَاِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةِ Çünkü bir insan kabir ziyareti yaparsa bu kabir ziyareti onun dünyaya olan hevesini, sevgisini, ilgisini azaltır. Onu zahit yapar. Ve tüzekkirul ahireti aynı zamanda ahireti hatırlatır. İbn-i Mace'nin rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şerifte, kabir ziyaretlerinde bidayette vakı olan yasağın kalkmasının gerekçesi de zikredilmiş oluyor. Bir başka ifadeyle kabir neden ziyaret ederiz, faydası nedir? Bu sorunun cevabını iki maddeyle burada beyan etmiş oluyor. Çünkü kabre gittiğin zaman ne yapacaksın? Orada insanların mezar taşlarını göreceksin. Peki o mezar taşlarının altındaki insanlar dün senin gibi benim gibiydi. Onlar da fezada yer işgal ediyorlardı. Onlar da bir şeyler yapıyorlardı. Şimdi onlar toprağın altında. Yiyecek bir kaşık yemekleri yoktur. Yiyecek elbiseleri yoktur. Efendim böyle gökdelen gibi oturabilecekleri bir yer yoktur. Sonuçta kabirdedir bunlar. Benim de gideceğim yer burasıdır. Şimdi kaçıncı katta oturuyorum? Asansörlü, kaloriferli dairede falan. İmkanlarını gözünün önüne getir. Şimdi ben de sonunda buraya gideceğim. Ne ev var, ne televizyon var, ne telefon var, ne ev eşyası var. Burası işte herkesin sonudur diye onu gördüğü zaman bundan ibret alır. Dünya sevgisini kalbinden çıkar. Kardeşim eninde sonunda buraya gelmeyecek miyiz? Önemli olan buradan öteye geçirebileceğimiz mallardır. Yani buradan öteye ahirete götürebileceğimiz neyimiz varsa bizim zenginliğimiz olur. Onun dışında bir eli balda bir eli yağda olsa bir anlam ifade etmez. Bundan dolayıdır ki zahitlik dediğimiz dünyaya değer vermemek, bunu gerektiren sebepler neyse onlara tevessül etmek lazım. Mesela ben cemaatime özellikle bu deprem bölgelerini gidip ziyaret etmelerini yardım edin. Bu çok önemli. Ama ayrıca bir de kendinize yardım edin. Kendinize nasıl yardım edersiniz? Gidersiniz o bölgelere. Giderken de boş gitmezsiniz elbette. Gidersiniz o bölgelere. Efendim bir Nur Dağı'nın nasıl hak ile yeksan olduğunu, bir Antakya'nın nasıl böyle hak ile yeksan olduğunu, bir Defne'nin, bir Kırıkhan'ın nasıl hak ile yeksan olduğunu görürsünüz. Gördüğünüz zaman buymuş, bu muymuş dünya? O daireleri, o binaları alıncaya kadar canları çıkmıştı. Aldıkları zaman ne umutlarla beraber efendim orada hayat sürdürmüşlerdi. Ama kendi binaları kendilerine mezar olmuştur.
Kendi fabrikaları kendilerine mezar olmuştur. Binaenaleyh bir insan gerçekten dünyayı kalbine sokmamalı. Dünya bir varmış bir yokmuştur. Madem ki dünya böylesine bir varmış bir yokmuştur, bunun bize en güzel şekilde anlatan nedir? En güzel şekilde anlatan kabirdeki insanlardır. Ki kabire gittiğimiz zaman şunu görüyoruz, çok net bir şekilde görüyoruz. Mezar taşlarında doğum tarihi, ölüm tarihi yazıyor. Orada ölüm tarihi, doğum tarihi yazanları baktığımız zaman çoğu bizden daha genç yaşta intikal etmiştir. Demek ki bu ölümün nesi yoktur? Yaşı, başı yoktur. Vakti gelen ölür, vakti gelen irtihali daribaka yapmış olur. Peki benim akıbetim buysa, o zaman dünyaya çok değer verdiğim dünyaya Allah Allah, Allah'a ısmarladık deyip giderken dünya bana nesini verecek? Yorganımı vermez, battaniyemi vermez, koltuğumu vermez. Hiçbir şeyimi vermez, kaloriferimi vermez, çoraplarımı vermez, vermez, hiçbir şey vermez. O zaman sonunda hiçbir şeyi götüremeyeceğime göre bu kadar taparcasına bunun peşine gitmenin bir anlamı yok der. Ut ila yamut dediğimiz hayatını sürdürecek kadar imkanlara başvurmayı tercih eder. Yani zahitlik dünyaya tapmamak demektir. Dünyaya çok fazla değer vermemek demektir. Bunu sağlayan sebeplerden birisi de nedir? Kabir ziyaretleridir. Küntüne heytüküm an ziyaretil kubur, kabirleri ziyaretten sizi yasaklamıştım. Fezuruha, ziyaret edin artık, talimat veriyorum. Fe inneha tüzeyhidu fid dünya ve tüzekkürül ahireti. Dünyayı zahit yapar. Yani dünyada insan zahit olur. Yani dünyada yaşadığı halde dünyaya değer vermiş olmaz. Olması gereken de budur. Bir de ve tüzekkürül ahirete, ahireti hatırlatır. Kıymetli izleyenlerim, cenaze merasimlerinde bazen bir cümle, iki cümle insan aklına çok kalmış olabilir. Bir kardeşimizin, bir dostumuzun, abimizin eşi vefat edip evinden almaya gittiğimiz zaman tezkiyede şunu söylemiştim. Bu ablamız, bu kız kardeşimiz yaşlı birisi. Şimdi helalliğini istiyoruz. Bakın dostlar, aklımızı başımıza toplayalım. Bu ablamız, bu bina benim diyordu, bu daire benim diyordu. Çocuklarım, torunlarım, benim çocuklarım, benim torunlarım diyordu. Ama şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Bu merdivenlerden bir daha yukarı çıkmayacak bu ablamız. Artık son. Asansörü bir daha kullanmayacak. Artık son. Dairesinde oturduğu koltuklara bir daha oturmayacak. Artık son. Yatak odasına gitmeyecek, yatağına yatmayacak, telefonunu kullanmayacak, kaşık çatal yemek kullanmayacak, kısacası bu evde bir daha bulunmayacak. Kıymetli izleyenlerim, gerçek bu değil mi? Kendi elimizle, alın terimizle, biriktire biriktire heyecanla yaptığımız bir dairede ne kadar kalabiliyoruz ki? Ne kadar kalma şansımız var ki? Sonunda bırakıp gideceğiz. Kime bırakacağız? Kime kalırsa kalsın. Varislerimize kalmıştır. Kime kalırsa kalsın. Ama sonuçta efendim dünya sevmeye değmez. Çünkü eninde sonunda seni bırakıyor. Sana hiçbir muamele yapmıyor. Kabir ziyareti insana zahitliği sağladığından dolayı, yani dünyadan el etek çekmek. El etek çekmek demek dünyaya değer vermemek, dünyaya tapmamak demektir ki zahitlik artı bir vasıftır. Onu kazandırır. Bir de ahireti hatırlatır size diyor. Bir sonraki hadis-i şerife geçiyorum. Bu hadis-i şerifi de Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz nakletmektedir. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem le'ane zevvaratil kubur. Kabirleri ziyaret eden kadınlara lanet etmiştir. Ahmed İbn Hanbel'in, Tirmizi İbn Mace'nin rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şerif ve İmam Tirmizi'nin de hasendir, sahihtir dediği bu hadis-i şerif efendim kadınların kabir ziyaretini yasakladığını ifade eder. Zaten
Mekke'ye, Medine'ye girdiğimiz zaman oradaki kabristana kadınları sokmuyorlar. Bu hadis-i şerifle amel ettiklerini ifade ediyorlar. Kitabımızda şöyle bir değerlendirme de var. وَقَالَ قَدْ رَآ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ İmam Tirmizi hadis-i şerifin senedinden bahsettikten sonra diyor ki bazı ehli ilim اِلَا اَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ اَنْ يُرَخِّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف۪ي زِيَارَةِ الْقُبُورِ Kabri ziyaret eden kadınlara lanet edilmesi, kabir erkekler için de yasaktı, kadınlar için de yasaktı. Erkeklere ruhsat doğmadan önce bu ifade kullanmıştı. Yani hadis-i şerifin tarihi vurudu, gelme tarihi önemlidir burada. Dolayısıyla bu hadis-i şerif kadınlara, kabiri ziyaret eden kadınlara Allah'ın laneti olsun ifadesi, ne zamandır? Kabir ziyaretine ruhsat verilmeden önceydi. Dolayısıyla ruhsat gelince her iki yasak da kalktı. Kadınların ziyaretinde de erkeklerin ziyaretinde de bir problem kalmamış oldu. فَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ ف۪ي رُخْصَةِ اَرْرِجَالِ وَالنِّسَاءِ Efendimiz erkeklere de yasaklamıştı kabir ziyaretini. İzin verince kadınlara da izin vermiş oldu, erkeklere de izin vermiş oldu. وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّمَا كُرِهَ زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ لِقِلَّةِ صَبِرِهِنَّ وَكَثْرَةِ جَزَعِنَّ Bazı alimler kabir ziyaretinin mekruh olmasını, kadınlar için mekruh olmasını, onlar kendilerine kolay malik olamazlar, sessiz sessiz ağlamaya başlarlar, hatta bir takım mersiyeler dizerler, وَكَثْرَةِ جَزَعِنَّ Yani kadınlar duygusaldır, feryat eder, usulsüzlük yapar diye, kaş yapayım derken göz çıkarma tehlikesiyle karşı karşıya kalır diye efendim bu kadarla iktifa etmiştir. Yani sonuç olarak kıymetli kardeşlerim, kadınlar kabir ziyareti yaptığında ağlayıp yakalarını yırtmaları, feryat edip sessiz sessiz etrafa seslerini duyurmaları sıkıntısı erkeklere göre daha fazladır. Böyle olduğundan dolayı bu yasak gerçekleşmiştir diye de söylenmiştir. Alâ külli hal, kadınların kabir ziyaretin yasak mıdır, değil midir? Biz ehl-i sünnet olarak bu ziyaretin usulüne uygun yapıldığı takdirde günah olmayacağına, sünnete muvafık ve mutabık olacağı kanaatindeyiz. Fetvayı da bu şekilde vermiş oluyoruz kıymetli kardeşler. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha der ki قَالَتْ كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْتِي أَلَّذِي ف۪يهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Kıymetli izleyenlerim, bu hadisi şerifi Hazreti Ayşe annemizin bu macerasını gerçekten can kulağıyla dinleyelim. Bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği hanımların mahremiyet ilkelerine dikkat etmesiyle bir de bizimkileri kıyaslayalım. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Diyor ki Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'a كُنْتُ اَدْخُلُ بَيْتِي اَلَّذِي ف۪يهِ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince benim odada onu defnettik. Şimdi ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin medfun bulunduğu odaya evim ya gideceğim. Gideceğim zaman nasıl muamele yapacağım? Diyor ki كُنْتُ اَدْخُلُ بَيْتِي اَلَّذ۪ي ف۪يهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاِنِّي وَاضِعُنْ ثَوْب۪ي Efendimizin kabri orada. Ben de kabirdeki beni görüyor hesabını yapıyorum. Normal ben ev elbisemi kullanıyorum. Gece yatarken işte çıkarmam gereken elbiseyi çıkarıyorum. Gecelikle beraber yatıyorum. Efendimizin kabri orada. Neden böyle yapıyorum? Çünkü ve akulu ve diyordum ki innema huve zevci ve ebi. Bu benim beyim. Peygamber Efendimiz Hazretleri. Bir de benim babam var Ebu Bekir radıyallahu anh. Birisi babamdır, birisi beyimdir. Dolayısıyla ben iç elbisemle yani geceliğimle beraber bunların yanında durabilirim. Herhangi bir sakıncası yoktur derdim. Ve kulu innema huve zevci ve ebi. Felemma dufine Umar radıyallahu anh
Hazreti Ömer Efendimizin Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'dan bir talebi vardı ısrarla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde, kabrinin bulunduğu o yerde bana defin için izin verir misin demişti. Hazreti Ayşe annemiz defin için izin vermişti. Ve buna Hazreti Ömer Efendimiz o kadar sevindi, o kadar sevindi ki hayatta bu kadar sevindiğim hiçbir şey olmadı dedi. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin kabri şerifinin hemen yanında Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz var arkasında yani. Hemen onun arkasında biraz daha sola doğru kaydığımız zaman Hazreti Ömer Efendimiz var. Ama sonuçta aleyhissalatü vesselam Efendimiz odasının içerisinde kendisi Ebu Bekir Efendimiz bir de Hazreti Ömer var. Diyor ki Hazreti Ömer geldikten sonra fevallahi Allah'a yemin ederim ki ma dehaltuhu o benim odama kabirlerin bulunduğu odaya girmedim. İlla ve ene meşdûdetun aleyye thiyâbi. Ben elbisemi tamı tamına giymiş olduğum halde yani burada kim vardır? Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Burada kim vardır? Babam Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz. Burada kim vardır? Hazreti Ömer vardır. Güzel. Madem Hazreti Ömer var o zaman ben babamın yanına çıkar gibi değil Ömer'in yanına çıkar gibi çıkmam lazım. Ona göre elbisesini ne yaparmış? Bağlarmış. Ve ene meşdûdetü yani gecelikle beraber değil de normal elbisesiyle beraber çıkardı. Hayâen min Ömer'e Hazreti Ömer Efendimiz'den hayâ ettiğinden dolayı. Onlarda gerçekten böyle üstün bir ahlak vardı. Üstün bir efendim haya anlayışı vardı. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha olayı böyle anlatıyor. Bundan ne anlıyoruz kıymetli izleyenlerim? Yani biz ölüleri ziyarete gittiğimizde onlar bizi görüyor. Onların bizi gördüğünü fark ederek muamele yapmak lazım. İnsanın gerçekten kabir ziyaretinde üstü başı düzgün olması lazım. Efendim kıbleye tarafından kabiri ziyarete gelmesi lazım. Ve kabirde önce çok önemli olan selamı vermesi lazım. Selamın arkasından da dualar okunur mu okunmaz mı? Biraz da onlardan bahsederiz. Ancak burada Ali'l-Kari Hazretleri Suyuti'nin Şerhus Sudur'undan nakil yaparken diyor ki عن عقبة بن عامر الصحابي قال لأن أطأ على جمرة أو على حد سيف حتى تخطف رجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر رجل. Kabir ziyaretinde kabirlerin üzerine basmamak gerektiğini anlatmak için Ali'l-Kari birkaç not verdi. Bu notlardan bir tanesi Ukbe bin Amir es-Sahabi diyor ki ben kabirin üzerine basacak yerde ateşin koru üzerine bassam daha iyi. Veya kılıcın böyle ağzı üzerine bassam daha iyi. Demek ki kabir ziyaretinde kabir üzerine oturulmayacak ve kabir üzerine basılmayacak. Bu ateşin üzerine korun üzerine basmaktan daha tehlikelidir. وَمَا أُبَالِي اَفِي الْقُبُورِ Çok önemli bir cümle bu. وَمَا أُبَالِي اَفِي الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي اَيْ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِثِ اَمْ فِي السُّوقِ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ Yani bir insan düşünün ki kabristana gitmiş, küçük abdestini bozmuş. Ya kabristanda küçük abdest mi bozulur? Bu ölülere hakaret değil mi? Yani çarşıda insanların gözü önünde açıktan açığa affedersin çiş yapmak, küçük abdestini bozmak ne kadar çirkinse, ne kadar çirkinse aynı şekilde kabristana küçük abdestini bozmak böylesine çirkindir, tehlikelidir. Süleyb İbni Gafir'den rivayet edildiğine göre ennehu merra ala kabrin ve huve haqin kad galebehul bevlum. Yani kabristandan geçiyor. Kendisi biraz da abdesti sıkışmış yani. İdrar bozması lazım. Ona dendi ki lev nezelte febulte. Yani tam madem bu kadar sıkıştın buyur in de ihtiyacını gör dediler ona. Kale subhanallah.
O taaccüp ederek Subhanallah dedi. Vallahi inni le estahi min el envat kema estahi min el ahya. Vallahi ben hayatta olan dirilerden utandığım gibi ölülerden de utanırım. Onların beni görmesinden rahatsızlık duyarım diye cevap verdi. Bundan da ne anlaşıldı kıymetli izleyenlerim? Yani kabristanda yapacağımız yanlış işleri kabirdeki insanlar görebilirler. Onlara bu bilgi verilebilir. Bu onlara saygısızlıktır. Yapılması doğru değildir kıymetli izleyenlerim. Şimdi kabir ziyaretinde usul ve adab meselesinde bu selam önemlidir demiştim. Selamdan sonra kabirde Yasin okunur mu, Kur'an okunur mu? Şimdi hadis-i şerifte şöyle geçiyor. Men dakhalel mekabire fekara fiha yasin. Bir insan kabristandan geçiyor. Orada Yasin okuyor. Huffife anhum yevme idin. O gün onlara Yasin okuduğu gün o kabirdeki insanların azabı hafifletilir. Ve kâne lehu bi'adedihim hasenâtun. Kaç tane insan varsa o kabristanda onların sayısınca bu insana mükafat verilir. Anlıyoruz ki bu hadis-i şeriften Yasin okunabilir. Hanefi alimleri ve bir takım mezheplerin müştehitleri de zaten buna kaildirler. Selefi salihinden şöyle bir nakil de vardır. Men kara suretel ihlas ihda aşre merreten. Bir insan 11 kere ihlası okumuş olsa sevabını da efendim kabristandaki insanlara ölülerine vermiş olsa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ölülerin sayısınca bu insanın günahını siler buyurulmuştur. Öyleyse kıymetli kardeşlerim hadis-i şerif şöyle bitmiş oluyor. Hadis-i şerif derken bunu El-Mevsu'a El-Fıkhiye'den naklettiğim Selefi Salihinin sözü olarak zikrediyor. 11 İhlas okunması tavsiye ediliyor. Diyelim ki geldik Yasin okumaya vaktimiz yoktu. Ne yaparız? Selamımızı veririz. 11 İhlas okuruz. 11 İhlas okulduktan sonra duasını yapar. Onlara hediye etmiş oluruz. Bu da bir müstahap olduğu söylenmektedir kıymetli izleyenlerim. Böylece bir dersimizin sonuna geldik. Yüce Rabbim her birimizi kabire girerken hazırlıklı girenlerden eylesin. Kabirde unutulmayanlardan eylesin. Ruz-u Mahşer'de Habibin etrafında buluşanlardan eylesin. Depremde hayatını kaybedenlere Rabbim gırk gırk rahmetler eylesin. Efendi Hazretlerimizin derecesini âli, makamını âli eylesin. Tarafımızdan razı ve memnun eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.